Oktay ne yaptın? Ne oldu Bediş? Delirdin mi Allah aşkına? Oktay ben senin denize atladığını sandım. Denize mi? Bu havada mı? Manyak mıyım ben Bediş? Yüzmek için yaza kadar bekleyebilirim. Acelem yok. Yüzmek için değil. Ben yaptın sandım. Yoksa sen benim intihar ettiğimi mi düşündün? Aslında... Evet, öyle düşündüm. Beni karaktersiz biri sandın. Ve bizimkilerin kötü durumuna dayanamayıp intihar ettiğimi düşündün. Evet, öyle sandım. Ne yapayım? Ben hala hayatın bir istiridye kabuğunu sevecek kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun için atladım aşağıya. Sanırım sen beni yanlış tanımışsın Bediş. Özür dilerim Oktay. Oktay! Özür diledik ya Bilsen peşinden atlamazdım. Boğulsaydı bana ne ki? Üzülen de kabahat. Sen gitmedin mi? Benim arkamdan sen de atladın. Ne biçim bir kızsın sen Bediş? Kızsam mı, sevsem mi bir türlü karar veremiyorum. İkisini birden yap. Ben öyle yapıyorum. Ay Recep, dün düşündüm de... gerçek aşkın nerede oldu? Ay hiç belli olmuyor. Ay hiç aklına gelir miydi? Biz ikimiz sevgili olacağız. Ay düşünsene, bana sırılsıklam aşık olduğunu... sen bile daha yeni anladın. Ay sahi, ne zaman anladın bunu? Efendim? Anlamadım. Ay gerçekten, ne zaman anladın bunu? Ay hadi utanmana gerek yok. Manavın önünde. Hangi manavın? Bizim okulun aşağısındaki manavın. Allah Allah. Ay ben seni diye fark etmedim orada acaba. Ay kesin meyvelere dalmıştır gözüm. Ay ben çilekle buza bayılırım. Ay bazen almasam da manavın önünde durur onları seyrederim. Hıyar. Efendim? Hıyar mı dedin? Ay bu kadar olur. Ay nereden anladın hıyarı çok sevdiğimi? Ay görüyor musun? Ay artık aynı şeyleri düşünür olduk. Ellerine sağlık Canancığım. Tavuk çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tavuk değil bu. Pileç. Dede, senin de gözünü piliç bürümüş. Levzenk. Afiyet olsun. Sahi, Musa'nın durumu ne oldu? Sorma Orhan. Butik kapanınca Saniye çok üzüldü. Biz de alışmıştık. O butik mefoşu senin değil miydi Canan? Ben daha çok ikinizi görüyordum orada. Aman baba, dikkatli ol, ateşle oynuyorsun. Asıl Oktay berbat. Ne oldu? Oktay okuldan ayrıldı. Sanırım okul taksitlerini ödeyemeyecekler. Oktay hassas çocuktur. O teklif etmiştir okula gitmemeyi. Benim bildiğim Musa donunu satar Oktay'ı okutur. Galiba morali çok bozuk. Birden bütün hayatı değişti. Aman ha, onları yalnız bırakmayalım. Böyle günlerde insanın dosta çok ihtiyacı olur. Eline sağlık Canan. Pileç müthiş olmuş. Hadi size afiyet olsun, ben yatıyorum. Allah'ım sen beni ve ailemi koru. Allah'ım bir de var. Bu Oktay'ın durumu ne olacak? Lütfen ona yardım et. Ben yardım edemiyorum. Çünkü çok para lazım. İyi geceler Allah'ım. Ay düşünebiliyor musun anneciğim? Ay ben muzlarla çilekleri seyrederken... o da hep beni seyredermiş. Ay ne romantik değil mi? Hay Allah, deli olan. Niye açılmamış bunca zaman sana? Ay biraz saf anneciğim. İçine kapalık. Ay benimle konuşurken nasıl utanıyor bir bilsen. Ay ağzından cıbızla sözcük alıyorum. Ay öyleleri de korkak olur biraz. Yok yok. Ay ben onu eğitirim. Ay zavallı bana ulaşabilmek için aylarca Bediş'in yanına terleyip durmuş. Ama ben bu kuzuyu kurt yapmasını bilirim. Bunu daha işi tamam. Amcama söyledim. Oteldeki rezervasyonu ayarladı. Yarın gidiyoruz. Peki nasıl gidiyoruz? Merak etmeyin, onu da ayarladım. Bize bir otobüs tahsis edecekler. Akşama haber gelecek.
Vallahi süper kahraman gibisin. Işık yüzünde hareket ediyorsun. Umarım bu arada sınıf tutanaklarını hazırlamayı unutmamışsınızdır Emel Hanım. Tabii ki unutmadım. İşte onu da dün bitirdim. Buyurun efendim. Süpermen mi desem, Batman mi desem? Vallahi Supergirl tarzıma daha uygun. Neyse, ben derse gidiyorum. Çocuklara müjdeyi vereyim de hazırlansınlar. Görüşürüz. Of, of. Ne oldu Orhan Bey? Çok yoruldum Nesrin Hanım, çok. Bir tatile ihtiyacım var. Ama daha yeni döndünüz tatilden Orhan Bey. Sen ona tatil mi diyorsun? Orada daha çok yoruldum. Yaşlanıyorum galiba. Çabuk yoruluyorum. Ay siz de yaşlı mısınız Orhan Bey? Yani kendinize çok haksızlık ediyorsunuz. Bence siz son derece güçlü, son derece kuvvetli, tıpkı Herkül gibi bir adamsınız. Sağ ol Nesrin. Bu şirket nerede? Şu köşede. Peki Nesrin. Evet çocuklar, en son şunu da söyleyeyim. Amcamdan dolayı odaları ucuza kapattım. İsteyen ailesini bile getirebilir. Ay, oyuncak ayımı da getirebilir miyim hocam? Tabii. İsteyen en sevdiği lahana bebeğini, pilli trenini, hatta en sevdiği misketlerini bile getirebilir. Oğlum, bu kadın tam bizim frekanstan ya. Ay yaşasın. Ay en sevdiğim yemek takımını da getirebilirim o zaman. Ben çıkıyorum. Okula bu kıyafetlerle gitmeyeceksin herhalde. Baba, bu konuyu bir daha tartışmayalım lütfen. Bak Oktay, ben senden 30 yaş büyüğüm ve okulun önemini senden çok daha iyi biliyorum. Allah aşkına başlamayın yine. Gel hadi, gel otur da bir iki lokma bir şeyler ye. Sakin sakin konuşalım. Peki baba. Babanla ben yarın Manisa'ya gidiyoruz. Dedin bir arsası vardı ya, onu satmak istiyoruz. Yarın kaçta Uludağ'a gidiyoruz kızlar? Emel Hoca'ya sorarız. Tam saatini bilmiyoruz. Ay çok eğleneceğiz orada. Şu salak arkadaşın Bay Elektriği de getirmiyorsun değil mi? Aa, ne varmış Recep'te? Elbette ki o da gelecek. O benim sevgilim. Sorun da o ya zaten. Senin sevgilin olması. Bak iyi düşün kızım. O heriften kıllanıyorum ben. Senle beraber olmasının başka sebepleri olabilir. Ne yani, ben çirkin miyim? Kimse beni sevemez mi yani? Kimse benimle ben olduğum için beraber olamaz mı? Aman Banu, birden abartma olayı. Kimse sana sen çirkinsin demedi ki. Çocuklar, bırakın tartışmayı. Recep Banu'nun sevgilisi ve gelmeye de hakkı var. Bunun için Banu'yu üzmenin bir anlamı yok. Ne oluyor Bediş? Keyifsiz görünüyorsun. Oktay'ı düşünüyorum. Acaba o da gelir mi? Sınav sonuçları yakında açıklanıyor. Senin anlayacağın yakında ortaokul mezunu bir durali olacağım. Hayır, bir şeye kafan takılır, bir hesabın altından kalkamazsan beni çağır diyorum yani. Lan bugüne kadar yıkıldık da seni mi dayandık? Şimdiye kadar sana sormadım da bundan sonra mı soracaksın? Hadi, hadi. Aa bakın Oktay. Aa Oktay orada. Oktay. Oktay. Oktay! Oktay! Ne işiniz var çocuklar sizin burada? Yarın Uludağ'a gidiyoruz. Seni kandırmaya geldik. Ben gelemem. Aa. Bak Oktay, sorunların var biliyoruz. Bu bizleri de çok üzüyor. Hı hı. Düşündük ki bizimle gelirsen biraz olsun bu dertlerinden uzaklaşırsın. Hı hı. Hem arkadaşların olarak seni çok seviyoruz. Ve aramızda görmek istiyoruz. İyi güzel de bu kadarla bitmiyor ki olaylar. Benim sizinle gelmek için param yok. Hem olsa da şu durumda tatil için harcamazdım. Aman para sorun değil ki. Hayatta sizden almam. Bizden almayacaksın ki. Çünkü tur bedava. Okul ayarlıyor her şeyi. Hadi geliyorum de. Bak hiçbir bahanen de kalmadı. Ama şimdi yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Yarın otobüste görüşürüz. Sen hadi bay bay. Yalnız kal. Hadi. Dünyamızın dörtte üçü suyla kapalı. Hala konuşuyor lan. Yürü git işine bakmıyorum. Hadi yürü. Abam hadi. Arlanı kıracağım Medur Ali. Allah Allah. Merhaba Remzi. Merhaba merhaba. Yine atışıyorsunuz bakıyorum. Yok canım Necmi dedi. Ne atışacaksın? Allah'ın duralisiyle mi uğraşacaksın ben? Peki balın var mı balın? İyi balın var mı? Balım var da bu ballar seni yermez biliyor musun?
Peki sonra alırım. Hadi. Şş, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor be? Necmi dedi, kes şöyle. Ya bir dakika. Necmi kes şöyle canım. Oğlum, fare falan mı var? Şş, Necmi dedi. He? Benim bir derdim var. He? Ama nasıl diyeceğim onu bilemiyorum. Allah Allah. Hadi be. Söyle. Anlat hadi. Çekinme. Şş, şey. Ne olur be? Asuman Hanım var ya. Asuman Hanım. Ne olmuş Asuman Hanım'a? Evet var. İşte ben onunla yani... Yani çağını işte canım. Bir türlü hatırlamıyor. Oo. Demek öyle bakkal efendi. Seni gidi seni. Neyse. Tam adamını buldun. Karşında bu işlerin uzmanı Necmi Çılgın duruyor. Bakarız çaresine. Bediş, sen Oktay'a tur parasız dedin ama hepimiz para veriyoruz. O zaman pamuk eller cebe. Arkadaşımız zor durumda. Ona yardımcı olmalıyız. Oğlum Bediş, senin ruhun ne kadar güzel ya. Sadece ruhu mu, kendisi de güzel. Çocuklar, sizin gelemeyecek olmanız çok kötü. Ne güzel eğlenecektik ya. Zeynep'ciğim, güzelim. Ben de istemez miyim seninle baş başa bir tatil geçirmeyi? Ama bak, bacağım tam iyileşmedi. Orada karda buzda yürüyemem ben. Sen de patrondan izin alamazsın değil mi? Ne güzel, artık birbirimizin gözlerine bakar bakmaz ne demek istediğimizi anlamaya başladık. Aman ha çocuklar, ağzınızı sıkı tutun. Oktay para topladığımızı anlarsa çok üzülür. Tabii tabii. Hı-hı. İyi ki sana dün eline sağlık dedik Canan. Gene tavuk yapmışsın ya. Vallahi içimiz dışımız tavuk oldu ha. Komşunun kümesine mi dadandın ne? İstersen yarın bizi şaşırttır, tavuk yap. Ay, horozlanmayı da yiyin işte. Canan biliyor musun bak ne diyorum. Uludağ'a istersen biz de gidelim. Hem çok yoruluyorsun. Bir müddet hiç olmazsa komşunun tavukları rahat eder. Sen böyle ikide bir de laf sokuşturacaksan seninle şuradan şuraya gitmem. Aa, ne iyi fikir. Siz de gelsenize. Baba sen de gelmez misin? Beni kar tutar. Siz gidin. Eyo, hep beraber gidiyoruz. Uludağ bekle bizi. Evde bir şey kaldı mı Orhan? Kalmadı şekerim. Her şeyi aldım. Yani ben de onu diyordum ya. Evde ne varsa almışsın. Koltuklar kalsaydı bari. Hı? Alt tarafı iki günlüğüne Uludağ'a gidiyoruz. İçinde ne varsa hepsi lazım mı? Göreceksin. Hadi geç kalıyoruz. Evet. Hadi. Hadi geç kalıyorsunuz. Hadi çabuk olun. Hoşça kal babacığım. Güle güle Canancığım. Hadi dedeciğim bay bay. Güle güle Bediş. Hadi eyvallah baba uzatayım. Ya hadi Zevzek. Dikkat et kendini üşütme. Evet ne yapmalı şimdi? Telefonlara başlamalı.
Kızlar, bu geçirdiğiniz en güzel tatil olacak. Aşık da orası karla kaplıdır. Ya kızlar, Oktay'ı göreniniz oldu mu? Gelir canım, merak etme. Bu tatil çok iyi oldu. Hem Oktay'a da moral olur. Ben yerinizde olsam onu ikna ederdim. Okula gelmemesi çok büyük kayıp. Hmm. Burada arkadaşları olarak size çok büyük görev düşüyor. Biz onu ikna etmenin bir yolunu bulacağız. Bana onu bu kayaklar nereye geldik? Seni kurtaracağım. Şimdi yavaşça o elindeki kayakları yere bırak. Kızım, sen daha kayakları elinde tutamıyorsun. Nasıl kayacaksın? Öyle deme Zeynep. Bizde kayak ata sporudur. Atalarım, Banu'ya ne yaptınız? Hadi. Hadi. Demek Uludağ'a gitmekten vazgeçtin. Ben de bu saatte bu çocuğun burada ne işi var diyordum. Galiba böylesi daha doğru. Neden böyle düşünüyorsun oğlum? Orada çocukların canını sıkmaktan korkuyorum Peyami abi. Neşeliymişim taklidi yapıp becerememekten korkuyorum. Sen de taklit yapma. Gerçekten neşeli olmaya çalış. Daha dünyanın sonu gelmedi. Biliyorum ama yine de içim el vermiyor işte. Bizim çocuklar senin neşeni yerine getirmek için kabul etmişler bu geziyi. Benden duymuş olma ama kulağıma öyle geldi. Gelecek. Gelecek. Geleceğim dedi. Bana söz verdi. Gelmeli. Hadi Bediş. Otobüs kalkıyor. Oktay'ın geleceği falan yok işte. Gelecek dedim sana. Gir içerime bekle. Anahtar sende mi? Yo, torpide gözüne falan bak. Kalkmamız gerekmiyor mu? Bediş kimi bekliyor dışarıda? Oktay'ı. Oktay'ı mı? Uçulsuz bu yolculuğa nasıl çıkacak ki? Parası var mı? Bakalım, biz kızlar aramızda para topladık. Oktay'ın masraflarını biz karşıladık. Hadi ya. Ay yavaş ol. Ay bir çok gizli. Ay artık aramızda ayrı gayrı yok diye sana söyledim. Tabii canım. Biz sır ortağıyız. Bak Banu. İşte en çok sevdiğim özelliğim bu. Sırlarını benimle paylaşman. Sen gör, ben sana daha ne sırlar söyleyeceğim. O zaman beni daha çok seveceksin. Tarih imtihanlarından kaç alıyorsun? Söyle bakayım. Tarihten mi? 80-90 filan alıyorum. Neden? O zaman Sultan Süleyman'ın şu lafını bilmen lazım. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet, biliyorum. Madem öyle, sağlığın yerindeyse, hala çakı gibi ayaktaysan, böyle sıkıntıları takmaman gerektiğini de biliyorsundur. Hadi, şimdi var git arkadaşlarının yanına. Sen gitmezsen hafta sonları zehir olacaktır. İçin burkulsa da onları üzmemek için git. Hadi oğlum, tamam. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kardeşim, ne zaman kalkıyoruz? Kaç saattir bekliyoruz? Korkmayın Recep Bey, Uludağ'a gidiyoruz. Koca dağ bir yere kaçmaz. Anahtarı çabuk bulun. Kaç saat daha bekleyeceğiz? Bu tatile para ödüyoruz. Kalkacağız kardeşim. Şu anahtarı bir bulalım, kalkacağız. Anahtar mı yok? Pasmasının altında duruyor iki saattir. Görmüyor musunuz? Sen yaptın değil mi? Ben hiç öyle şey yapar mıyım? Kapıyı işletsene. Açılın şunu. Buraya gelmiş ne manyak adamlar var lan buradan. Hadi. Kapıyı açsana kardeşim buradan. Bir saattir çalıyorum çalıyorum duymuyor. Ne istiyorsun, ne var ne? Hani bal istediğini ya. Onu getirmeye dek. Hay Allah.
Ya nezamet ettin. Yok canım nezameti. Ben gelir alırdım ya. Yok canım gelmiş gene. Şu Asuman Hanım meselesini şey ettirmesek de. Aa şu mesele. Oo. Neyse sen öncelikle A planını uygulamak lazım. A planı mı? Asuman Hanım'a mektup yazacağız. Çok... Ya bizim yazdığımızı anlayamazsan olacak. Yani bu kadar saf olunmaz kardeşim. Hı? Senin yazdığını anlamayacaksa yazmamışsın ne anlamı var? O da doğru canım. Yürü gel içeri. Geri gel. Mecbe geçecek. Otur bakayım şuraya. Oturayım. Sen burada otur ben gidip kağıt kalem alıp geleyim. Hadi aldı gel. Çok güzel bal ya bu. Hepinize iyi yolculuklar arkadaşlar. Orada mümkün olduğunca eğlenip bütün yorgunluğumuzu atacağız. Uludağ'da bile olsak sakın şunu unutmayın, bir okul gezisindeyiz. Okulumuzu en iyi şekilde temsil edelim. Hadi bakalım herkese iyi eğlenceler. Bu konuşmayı mı yaparak dayanmalıyım? Emel de azaldı artık. Gülüşleri durmaz akar. Güneş ufuklar şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 sesimizi. Şimdi iki tane düz ördükten sonra bir tane ters düğüm atacaksın. Çok kolaymış canım. Ay şuraya bak bayağı da güzel oluyor. Zeki Müren kirpiği bu kızım. Sesi gibi örgüsü de güzel rahmetlinin. Rahmetli. Hay Allah kim bu? Ne o kim geldi? Postacı mı geldi? Mefaret Hanım bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Ne oldu şekercim? Ay meraklandırma beni. Bakkal Remzi Bey kaç zamandır peşimde dolanıyor. Şimdi de mektup yollamış. Aa, bak şu densize ne yazmış? Sizin yanınızda kalbim bir kuş gibi çırpınıyor. Varlığınız ruhuma bir nefes olup doluyor. Ah ne romantik. Biz de Remzi Bey'e karşı pek boş değiliz galiba. Aa, yok yok. Ay ne bileyim Mefart Hanım ne de olsa kadınım. Böyle iltifat almak benim de hoşuma gitti doğrusu. Öyle hemen kendini bırakma. Madem durum bu biraz naz yap. Ben Necim Bey'i yıllardır süründürüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Merak etme. Ben sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Şimdi biz de bir mektup yazacağız. Hadi kalk. Kağıt kalem al gel. Peki. Ay dedikleri kadar varmış. Ay hatıram tende yaz. Aa, güzel. Kaymasın ha. Oktay. Bak iyi ki geldik. Ne güzel. Çok tamam. Benim bir siyah valiz olacak. Bir dakika beni bekleyin. Hadi çocuklar. Otele gidip odalarımıza yerleşelim. Hadi bunu bağlayayım bir dakika. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Kalemi alayım. Sizlere şöyle birer tane broşürünüzü de verelim. Bari bu tatil iyi geçse. Biliyorsun ki tatilimi faciaya çevirmek için özel bir çaba sarf etmiyorum. Kızlar ben bu Uludağ'ı çok sevdim. Hadi lan daha dışarıya bile çıkmadın. Uludağ yakışıklı çocukların cirit attığı bir beldemizdir. Bu koca bavulla geldiğine inanamıyorum Mükü. Gören de Uludağ'a defileye geldik sanacak. Hadi sıkı giyinin. Dağa gelip de kara çıkmazsak kudururum vallahi. İşte bekar odamız çocuklar. Nasıl? Beğendiniz mi? Güzel. Oh. Gençliğin durumu işler acısı yahu. Şunlara bak. Uyumaya mı geldiniz oğlum buraya? Biraz dinlensek diyorum koç. Yol çok yordu beni. Ben de biraz uyuyacağım. Kusura bakma koç. Yapmayın çocuklar.
Dışarısı cıvıl cıvıl. Baksanıza. Millet kayak yapıyor. Kızlar ayarlıyor. Siz uyuyorsunuz burada be. Ben de size uydum geldim. Bakalım ne yapacağız burada? Aa, olur mu Nazım Hanım? Biraz sonra her şey değişecek. Çıkıp kaymaya başlayacağız. Ben kaymayı bilmem ki. Ben de bilmiyorum. Ama hemen öğreniriz. İşin eğlenceli yanı da bu zaten. Kadar geldiler, bir kardan adam yapamadan gittiler dedirtecek miyiz ha? Hayır! Yapalım o zaman. Arkadaşlar durun. Bu erkeklerin hegemonyasına bir son verelim. Niye hep kardan adam yapılır da kardan kadın yapılmaz? Şöyle adam gibi bir kardan kadın yapalım da görsünler. Kızlar bir dakika durun. Durun, ben kayak yapacağım. Siz kardan adamla uğraşın. Ben hayallerimin kardan adamını arayacağım. Kayak yapacağım. Mutlu bir ilişkiye kayacağım. Bu tarafa, bu tarafa gelin. Robocop gibi oldum ha. Prenses. Buyur prenses, hazırım. Prenses, prenses. Bir tuvalete girsem mi acaba? Ne oldu Orhan gene? Yolda otobüsün camını açmışlardı ya. Herhalde birazcık karnım üşütmüşüm. Ben de bekliyordum. Bu tatili kendine nasıl rezil edersin diye. Fakat Canancığım benim suçum ne? Karım bu. Ne zaman üşüneceği belli olur mu? Allah! Gene mi sen? Bu sefer ne oldu? Beddum. Asuman Hanım beni cevap mektubu yollayıvermiş. Mal almaya çıktıydın. Sonra dükkanın kapısına sıkıştırıvermiş. İşi biliyoruz herhalde. Bak hemen tav olmuş. Peki ne yazmış mektupta? Bilmem. Heyecandan hemen buraya geliverdik. Açmayı unuttum. Bugün açarsın inşallah. Ver şunu be. Remzi Bey. Beni diyor Remzi diye beni. Nasıl da anladın? Mektubunuzu aldım. Benim mektubu almış. La havle, yav zevzeklik etme de okuyayım şunu. Kuku. Her ne kadar hoş olsa da tavrınızı hiç beğenmedim. Ama mektubunuz hoşuma gitti. Hoşuna gitmiş. Ama lütfen bir daha mektup yollamayın. Asuman. Eyvah. Ne ettim ben? Rezil oldum. Yüzüne bir daha nasıl bakıyorsun şimdi? Anlaşılan süper görünün yardıma ihtiyacı var ha? Amcam o kadar derdi. Kızım gel. Her sene hiç olmazsa bari bir hafta burada kal diye. Ama işten bir türlü fırsat bulamadım. Sonuç ortada. Kayak yapmayı beceremiyoruz demek ki. Şimdi bakın. Ama korkmayın. Tamam. Bakın şimdi. Öncelikle konsantrasyon çok önemli. Evet. Anlaşıldı mı? Şimdi gözler önünde. Dizler hafif çakırık. Hadi yavaşça gidiyoruz. Tamam. Hadi yavaşça gidiyoruz. Sopaları bırak. Bırak sopaları. Dengeni bulacaksın. Tamam. Korkma. Rahat olmaya bak. Oo, Oktay Bey. Uludağ'ın dergisi mi meşhur? Daha ilkinden dergi mi okunurmuş burada? Ben böyle iyiyim Bediş. Sen eğlenmene bak. Aman Oktay. Buraya hep birlikte eğlenmeye geldik ama. Biraz oturayım gelip eğleneceğim söz. O zaman ben de otururum. Ben gittiğim gibi kara kara düşünmeye dalarsın sen yine. Burada başında duracağım. Hoş geldiniz gardiyan hanım. Hoş bulduk efendim. Bir şey için bari. Teşekkür ederim. Bir Nescafe alırım zahmet olmazsa. Alalım bakalım. Keyfimin kahyası dedikleri de bu herhalde. Orhan. İyi misin canım? İyiyim, iyiyim. Beni rahat bırak. Hayır. İki saattir içeridesin de deliğe düştün mü diye kontrol edeyim dedim. Uğraşma benimle Canan. Demek böyle ha?
Aklı sıra kayak bahanesi de Mustafa Bey'i tavlamaya çalışıyor. Şimdi görürsünüz siz kayak nasıl yapılırmış. Nazım'a kaç emeli cebinden çıkarır haberiniz yok. Benim ruhum geç. Nazım, ne oldu? Ayağım burkuldu. Hay Allah. Hangi ayağınız? Sol. Kalkın bakayım şöyle. Sağ ayağınızın üzerine basın. Sağ ayağınızın üzerine basın. Teşekkür ediyorum. Gelin bakalım. Merhaba. Yardım edebilir miyim? Ay. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Hemen öğrenebilir miyim kaymayı? Tabii, hemen öğrenebilirsiniz. Ne duruyoruz öyleyse? Hadi kaydırın beni. Kayak yaparken önünüze bakacaksınız. Ay, elimi tuttu. Bravo, bravo. Alkışlamayı bırak da hemen dışarıya çıkalım, birazcık kayalım. Hem niye alkışlıyorsun ki? Yani iki tatil günümüzden birini rezil etmeyi başardığın için alkışlıyorum. Herkes bunu beceremez. Ne yaptım şimdi Canan? Daha ne yapacaksın bak? Hava karardı. Üstümü değiştirdim. Ya bu saatten sonra kayak mı yapılır Orhan? Ay, size o kadar güveniyorum ki. Akşam beraber yemek yiyelim. Ay tabii. Kayıyorum. Ayağım. Allah kahretsin, kahretsin. Gelmemeliydim buraya. Buraya gelmemeliydim. Rezil oldum Beriş'e işte. Rezil oldum işte. Allah, lütfen Oktay'ın bu durumunuzu sürmesin, lütfen. Oktay, kurtuldun. Ne? Yok bir şey, yok. Ben odama çıkmak istiyorum. Sen çocuklara takıl artık. Akşama görüşürüz, tamam mı? Oktay. Efendim Bedir. İyi misin? Fena değilim. Ama daha iyi olabilirdim. Al. Hayatım, bir istiride kabuğunu sevecek kadar güzel olduğunu sen söylemiştin. Buna baktıkça dediklerini hatırlarsın. Nazım Hanım, önce çok iyi kaydınız ama... Dikkatsizlik. Hemen kavramıştım olayı. Benim öyle bir özelliğim var. Her şeyi çabuk kavrarım. Ama bizim zıpırların o yaptığı kardan adam çıkınca karşıma... Aman boş verin. Çok sızlıyor mu? Yok canım. Taş gibiyim ben. Benim bünyem kuvvetlidir. Bakın
Bir ovdum hemen geçti. Girin. Güzel bayanlar hazır mı acaba? Evet Mustafa Bey. Güzel bayanlar hemen hemen hazır. Tamam. Ay, ay ben bunu giydim ama Recep beğenir mi acaba? Aman ne giyersen giy, Recep'e fazla bile oğlum. Aa öyle deme Zeynep. Ay diskoda Recep'e güzel görünmek isterim. Ah ah, yakışıklı kaya kocamın ayağı nasıl oldu acaba? Görmemişin kaya kocası olmuş, tutmuş bacağını kopartmış. Gitme. Hadi kızlar çıkalım artık. Siz çıkın kızlar, ben 5 dakika sonra geliyorum. Okey. Hadi Zeynep. Sevgili günlük. Uludağ'da arkadaşlarımla beraber olmaktan çok mutluyum. Umarım Oktay birazcık olsun sıkıntılarından uzaklaşmıştır. Aslında Oktay burada olmasaydı yine bu kadar mutlu olabilir miydim bilemiyorum. Ama... Of! Görüyorsun işte. Oktay söz konusu olunca sana karşı bile dürüst olamıyorum sevgili günlük. Karşında geveleyip duruyorum. Bir türlü cesaret edip de çok mutluyum. Çünkü Oktay'la Uludağ'dayım diyemiyorum. Biliyorum. Bir gün Oktay evlenip gidecek. Ben de saf saf düğününe gidip onu tebrik edeceğim. Her şey bu çılgın gururum yüzünden. Kendime çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Çok kızıyorum. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ay ne kadar şıksınız Canan teyze. Ay biz hep beraber diskoya gidiyoruz. Hadi size gelsenize. Ne dersin Orhan? Kendini iyi hissediyor musun? Çivi gibiyim şekerim. Ben bir tuvalete gideyim hemen gelirim. Kahve dokundu herhalde. Şimdi geliyorum. Pardon. Bu saatte kim olabilir ki? Aa, Remzi Bey. İyi akşamlar kraliçem. İyi akşamlar kraliçem. Bugün çok güzelsiniz. Bugün çok güzelsiniz. Akşamın bu saatinde ne işiniz var burada? Sizin onur yüzünüzü görmeye geldim. Sizin onur yüzünüzü görmeye geldim. Güneşin batması koymaz bana. Güneşin batması koymaz beni. Elinize iğne batsa ölürüm de. Ellerine iğne batsa ölürüm ama de. Yahu de yok salak. De yok salak. İyi ama ya gören duyan olursa? İyi ama ya gören duyan olursa ne der sonra? Gören görsün duyan duysun. Gören görsün. Aşkımı haykırırım dünyaya. Aşkımı haykırırım dünyaya. Pardon, ateşinizi alabilir miyim? Sigara kullanmıyorum. Peki dans etmeye ne dersiniz? Yalnız dans edin. Görmüyor musunuz? Yanımda sevgilim var. Hem ben onu çok seviyorum. Kızmadın değil mi? Başımızdan sağmak için böyle bir şey yapmam lazımdı. Bir dakika beyefendi. Damsız almıyoruz. Benim damım da çatım da içeride. Beyefendi damsız almıyoruz dedik. Yahu kardeşim benim damım içeride diyorum, bela mısın, çekil şuradan ya. Birincisi ben sizin kardeşiniz değilim. İkincisi de böyle el kol hareketleri yapmayın. Ya ama çekil şuradan be. Gel buraya. Karım içeride, vallahi içeride, namussuz. Oktay, beni çek bir şey alacağım, sen de ister misin? Evet, sağ ol. Bir vişne suyu alabilir miyim?
Teşekkür ederim. Aykut, özür dilerim. İstemeden oldu. Ay Allah, dişle lekesi de hiç çıkmaz. Bir dişle suyu da alabilir miyim? Öbürü döküldü de. Biliyorum. Sizin de gönlünüz var. Sizin de gönlünüz var. Olmasa burada durmazdın ki. Burada durmazdınız ki. Yeter ama. Her şeyin bir haddi var. Gidin artık. Siz ne karışıyorsunuz? Sevenler arasına girmeyin. Necmi Bey. Bu işin arkasında sizin olduğunuzu tahmin etmeliydim. Sizi gidi çöp çatan sizi. Siz de hiç para sayılmazdınız hani. Öyle mi? Şimdi görürsünüz siz. Görelim bakalım. Nasıl? İyi geldi mi efendim? Şimdi bu sizi akıllandırır. Gördüm olanları. Defol, defol, yürü git. Tam siz içeri almıyormuş. Almasan almam. Ben de burada oynarım. Buna da karışamazsın ya. Biraz sonra yalvaracaksın, ben gelmeyeceğim. Puh! Senin yüzüne çarptım. Seni masama davet ettiğimi hatırlamıyorum. Sakin ol abla. Bak ne güzel sohbet ediyorum. Bana bak Recep. Seninle dalaşıp gezimi rezil etmek istemiyorum. Canım ne olacak? Bedava eğleniyorsun işte. Bizim gibi para vermedin ya. Bu gezin rezil geçerse kızlardan yine para toplarsın. Başka geziye gidersin. Ne diyorsun sen ya? Tabii sen de bu yüzsüzlük olduktan sonra. Söyle de bir dahaki sefere kızlar daha çok para toplasınlar. Hawaii'ye gidersin. Kızların parasını orada yersin. Kızlar gelin hadi. Bir şeyler alıyor. Şş, gel gel. Çok komik. Teşekkürler Bediş. Beni rezil etmek için daha iyi bir plan yapamazdın. Oktay dur. İzin ver açıklayayım. Açıklayacak hiçbir şey yok. Seni dostum sanmıştım. Kalk lan. Oktay.